Yunanca osteon, kemik ve poros, küçük delik kelimelerinden oluşan osteoporoz, yani kemik erimesi sıklıkla kadınlarda görülen bir hastalık. Her yıl kemik erimesi nedeniyle 2 milyon kırık meydana geliyor. Peki kemik erimesi nedir? Neden kadınlarda daha sık görülür? Kemik erimesinin nedenleri, belirtileri, korunma yolları ve fizik tedavi yollarını konuşacağız bu bölümde. Ayrıca iltihaplı romatizma hastalıklar ve tedavi yöntemleri de bu bölümün konusu. Stüdyomuzda Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Ömer Kuru var. Eğer sizin de ilgili sorularınız varsa 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla bizlere mesaj atabilirsiniz. Sayın Kuru, sevgili hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. İyi Siz de görünüyorsunuz. iyisiniz. Gayet Teşekkür ediyoruz sağlıklı. hocam. Şimdi kemik erimesinin tanımını yaptım. Yunanca'dan gelen bir kelime herhalde, değil mi? Bize nasıl anlatırsınız? Nedir? Nereden Aslında gelir? siz çok güzel tanımladınız. Gözenekli kemik, osteoporoz. Poroz gözenekli demek, delikli demek. Osteo da kemik demek. Gözenekli kemik aslında çok uzun yıllar önce şöyle tanımlanmış. Kemik içinde çok az kemik. Kemiğiniz var. Ama içerisindeki asıl kemik dokusu daha az. Yani osteoporoz aslında kemik mineral yoğunluğunun azalması, kemiğin gücünün azalması, minerallerinin azalması, gözenekliliğinin artması sonucu kemiğin kırık riskinde artışla karakterize sistemik bir iskelet hastalığı ve dünyada en sık görülen iskelet hastalığı. Osteoporoz çok önemli bir hastalık. Neden öyle diyoruz? Çünkü osteoporozun önemi şurada. Osteoporoz kırığa yatkınlıkla karakterize bir hastalık. Yoksa bizatihi osteoporozun kendisi tanınabilir bir hastalık değil. Ama kırık oluştuğu zaman neye bakıyoruz biz? Niçin kırıldı bu kemik diye baktığımız zaman o zaman görüyoruz ki aslında orada osteoporoz oluşmuş, kemiğin gözenekliliği artmış, dayanıklılığı azalmış ve onun neticesinde de çok küçük travmalarla, yani kırık oluşturmaması gereken travmalarla kemikte kırık meydana geliyor. Bu da tabii çok önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza Karşımıza çıkıyor. çıkıyor. Yani kemik erimesi doğru bir tanım değil mi hocam? Kemik eriyor. Kemik erimesi tabii halk arasında böyle tanındı, böyle bilindi. Ama şu olmamalı tabii, yani sanki kemiklerimiz böyle bir kesme şekerin çaya atıldığı andaki gibi eriyor anlamında değil. Ama zaman içinde kemiği oluşturan yapılar, dokular, mineraller azalıyor yaşlanmayla birlikte. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası dönemde azalıyor bu mineral yoğunluğu. Ama aynı zamanda kemiğin iç dayanıklılığını sağlayan trabeküller dediğimiz birbiriyle bağlantılı lameller yapıda da bir azalma, kırılganlık meydana geliyor. Onun sonucunda kemiğin iç yapısı bozulduğu için, dayanıklılığı azaldığı için de Bir ne meydana düşmeyle, bir geliyor? travmayla kırılıyor Küçücük kemik. bir düşmeyle, işte fırından tepsiyi alırken, raftan, terekten bir şey almak için uzandığınızda kırıklar meydana gelebiliyor. Biz bunlara düşük yoğunluklu ya da düşük travmalı kırıklar diyoruz ki osteoporoz olan kişilerde bu tür kırıklar meydana geliyor. Peki hocam, toplumumuzda sık görülür mü? Eğer sık görülürse bunun nedenleri arasında ne var? D vitamini eksikliği mi var? Bunun Aslında nedenleri Türkiye güneşli arasında bir ülke en ama. başta kadın cinsinden olmak Kadın var. olmak. Çünkü kadınlarda östrojen hormonu çok koruyucu bir özelliğe sahip. Ama biliyorsunuz menopozal dönemde östrojen ortamdan yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Ve onun neticesinde de kadınlarda hızlı kemik kayıpları, kemik kütlesinde azalmalar meydana geliyor. Bunun sonucunda da osteoporoz daha ziyade kadınlarda görülen bir hastalık tablosu olarak karşımıza geliyor. Kemiğin oluşumunu aslında şöyle düşünebiliriz. Biz belli bir yaşa kadar bankaya bir hesabımız var, para yatırıyoruz. Kemik mineral yoğunluğu da işte küçüklükten, çocukluktan başlayarak artmaya devam ediyor. 30'lu yaşlara kadar artıyor. Bankada hesabımız birikiyor, kemik mineral yoğunluğumuz artıyor, kemik dokumuz zirve değerine ulaşıyor. Ondan sonra stabil bir dönem var, sabit kalıyor, ne para yatırıyoruz ne çekiyoruz. Ama 35 yaşından sonra yavaş yavaş oradan para çekmeye ya da kemik mineral dokusunda azalma meydana gelmeye Bu neye başlıyor. bağlı olarak değişiyor? Mesela D vitamininin hiç etkisi yok mu Ay, hocam? çok etkisi var. Şöyle, D vitamini ve kalsiyum kemik mineral yoğunluğuna ulaşması için, oluşması için çok gerekli olan elementler. Dolayısıyla kişi küçük yaştan itibaren tabii ki bir genetik özelliğimiz var. Genetik yapımızın el verdiği ölçüde biz bir doruk kemik kütlesine sahip oluyoruz. Yani o 30'lu yaşların başında sahip olduğumuz kemik kütlesini aslında bizim genetik özelliklerimiz, anneden babadan tevarüz eden genler belirliyor. Ama onun yanı sıra
Başka neler var? Doğru beslenmek, dengeli beslenmek, D vitaminini ve kalsiyumu yeterli oranda almak, hareketli bir yaşam sürmek, sedanter olmamak, yani çok hareketsiz, istirahatlı bir yaşam sürmemek. Bunların hepsi son derece önemli. Endokrin bir takım hastalıklarımızın olmaması lazım. İşte tiroid hastalığı gibi, guatr hastalığı gibi, paratiroid bezlerinde adenom gibi ya da iltihaplı eklem romatizmaları gibi ya da değişik ilaçlar var. Bunların tedavisinde kullanılan, onları da kullanmamamız gerek ki kemik mineral yoğunluğumuz arzu ettiğimiz seviyeye gelsin. Hı hı. Ama sonraki dönemde, yani postmenopozal dönemde, biraz önce bahsettim, östrojen hormonunun çok koruyucu bir özelliği var. Ama kadınlarda östrojen menopoz sonrası dönemde ortamdan çekildiği için östrojenin o koruyucu etkisi ortadan kalkıyor ve kadınlarda çok hızlı kemik kayıpları meydana geliyor. Bunun sonucunda da biraz önce söylemeye çalıştığım o trabeküler yapı, yani kemiğin içindeki o lameller yapı bozulduğu için kemikte düşük travmayla birlikte kırıklar meydana gelmeye başlıyor. Birlikte sokağa çıkacağız hocam. Bu konuyla ilgili mikrofon uzattık sokağa. Bakalım ne yanıtlar aldık. Kadınlarda kemik erimesi daha sık görülürmüş. Sizce neden? Kalsiyum eksikliğinden olabilir. Belli bir yaştan sonra vücuda yeterince kalsiyum alınmadığında tabii metabolizma yavaşladığı için yıkıma geçiyor. Bu sebepten olabilir. Kalsiyum eksikliğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Fazla hayvansal ürün yemiyorsa, iyi beslenmiyorsa. Vallahi bağışık sistemi zaten zayıfladığı için bir de yoğurt ve peynir gibi kalsiyum içerikli gıdaların fazla tüketilmediğinden kaynaklanıyor. Artı menopoz döneminden sonra daha da yaygınlaşıyor. Doğal beslenmedikleri için, peynir, süt yemedikleri için mesela. Doğumlardan büyük, yani ben doğumlardan olduğunu tahmin ediyorum ve biz daha az herhalde D vitamini alıyoruz ve daha az süt ve süt ürünlerini kullandığımız için. Çok fazla güneşe çıkmadıkları için olabilir. Zaten güneş kemik erimesinin en büyük nedenlerinden biri D vitamini eksikliği. Bu da ülkemizde çok yaygın. Özellikle çocuklarda şu an çok revaçta olan bir şey. Bütün, yani doktora gittiğimizde çocuğun boğaz enfeksiyon kaptığı zaman bile bir tahlil oluyor. Çocukta D vitamini eksikliği çıkıyor. Ben hala daha çocuğumda kullanıyorum D vitaminini. Hocam, kadınlar kemik erimesi konusunda yeteri kadar bilinçli mi sizce? Kemik erimesinin adı biliniyor ama sebepleri anladığım kadarıyla bu videolardan, bu çekimlerden çok bilinmiyor. Her şey genellikle kalsiyuma ve D vitaminine bağlanıyor. Kalsiyum ve D vitamini tabii ki son derece önemli kemiğin oluşmasında, gelişmesinde, dayanıklılığının artmasında ama tek faktör değil. Biraz önce vurgulamaya çalıştık. Burada östrojen hormonunun son derece önemli bir rolü var kadınlarda osteoporozun oluşmasında. Sekonder hastalıklar önemli. Örneğin kişide romatoid artrit gibi bir iltihaplı eklem hastalığı varsa osteoporoza yatkınlığı artıyor. Kortizon kullanımı varsa, özellikle 3 aydan uzun süreli kronik kortizon kullanımı varsa, bu osteoporoz sebebi ve aynı zamanda kırık riskinde artışla karakterize. Sigara içiliyorsa son derece önemli. Hem kırık riskini artırıyor hem osteoporoz riskini artırıyor. Alkol tüketimi, günde 2 kadehten 3 kadehten fazla alkol içmek, aşırı kafeinli içecekler tüketmek, bunların hepsi osteoporoza yatkınlığı artıran, kırık riskini artıran etmenler arasında sayılabilir. Hocam, bir izleyicimiz sorar, der ki, iyi günler, ilerleyen yaşlarda meydana gelebilen kamburlaşma da kemik erimesi olarak değerlendirilebilir mi? Dik duruş korsesi kullanmak alışkanlık yapar mı? Yani kullanmayı bıraktığımızda problem yaşanır mı? Teşekkürler. Evet, ileri yaşlarda görülen kamburluk genellikle osteoporoz sonucu oluşan omurga kırıklarının sonucudur. Omurgamızda biz böyle fark ettirmeden küçük kırıklar olabilir ve sonuç itibariyle kişide böyle kambur bir duruş, öne doğru eğik bir duruş gelişebilir. Çünkü aslında osteoporoz semptom veren, belirti veren bir hastalık değildir. Osteoporoz ancak kırık olduktan sonra anlaşılabilen bir hastalıktır. Yani ağrı yapmaz mı hocam? Ağrı yapmaz. Çok yanlış bilinen bir şey budur. Osteoporoz ağrı yapan bir hastalık değildir. Nasıl ki hipertansiyonu, yüksek tansiyonu bir sessiz katil olarak adlandırıyoruz. Normalde tansiyonunuzdan farkında olmayabilirsiniz ama ne zaman bir inme geçirirsiniz, felç geçirirsiniz, kanama geçirirsiniz, o zaman bakılır ki sizde hakikaten hipertansiyon varmış. Osteoporoz da sessiz hırsız olarak adlandırılır. Yani kemik mineral yoğunluğunuz azalır, hiçbir belirti vermez ama ne zamanki kırık olur, o zaman dersiniz ki evet, bunda osteoporoz
varmış denilir klinik olarak. Tabii ki bunu teşhis etmenin yolları var mı? Yani kırık oluşmadan bakamaz mıyız buna? Evet, bakılabilir. Risk altında olan insanlar, annede babada osteoporotik kırık öyküsü olanlar, aşırı kafein tüketenler, dengeli ve yeterli beslenmeyenler, östrojen hormonunda eksiklik olanlar, biraz önce söylediğim romatoid artrit gibi iltihaplı eklem hastalığı olanlar ya da goiter gibi tiroid hastalığı olanlarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi lazım. Bu nasıl bir tetkik yöntemi hocam? Buna DEXA diyoruz. Bir yöntem var. Çok az bir radyasyon miktarı var çekim esnasında. Bununla kemik mineral yoğunluğu değerlendirilir. Normal sağlıklı nüfusla ilişkisi kurulur. Belli bir değerin altındaysa siz osteoporotik tarafta yer alıyorsunuz denilir ve ondan sonra tedaviye bakılır. Genellikle 65 yaşın üstündeki, 60 yaşın üstündeki kişilerde bu ölçüme başvurulur. 50 yaşın üstündeki kadınlarda hakikaten osteoporoz önemli bir risk faktörüdür. Çünkü 50 yaşını geçen kadınların yaklaşık yarısında, yani %40'ın üstünde bir osteoporoza bağlı kırık riski mevcuttur. Peki bu ölçüm yapıldığında hocam, diyelim ki başlangıç var dendi. Bu kişiye ne tür tedaviler uygulanır? Kişinin kendi kendini alabileceği ne tür önlemler vardır? İzleyicimiz Korsay'ı da sormuştu. Birincisi, bu yaşam tarzına dikkat etmek lazım. Yani sedanter yaşam, devamlı bilgisayarın başında, devamlı elinizde cep telefonu oturuyorsanız, devamlı sosyal medyadaysanız bu hareketsiz bir yaşam tarzı anlamına geliyor. Hareketsiz bir yaşam hem kalp damar sağlığı açısından çok kötüdür hem de kemik eklem sağlığı açısından son derece kötüdür. Dolayısıyla günlük mutlaka yürüyüşlerin yapılması lazım, egzersizlerin yapılması lazım, sigaradan kesinlikle uzak durulması lazım, alkolden, aşırı kafein tüketiminden uzak durulması lazım. Genel sağlığın iyi olması lazım. Şayet başka hastalıklarınız varsa osteoporoza yatkınlığı artırabilecek romatoid artrit gibi, tiroid hastalığı gibi, paratiroid hastalığı gibi, böbrek hastalığınız lazım. Gibi bunların tedavi edilmesi lazım. Kortizon kullanımı varsa bunun minimal düzeyde tutulması lazım ve çok kısa süreli olması lazım. Bunlara dikkat edilmesi lazım ama DEXA'da ölçülen, biraz önce bahsettiğim DEXA'da ölçülen kemik mineral yoğunluğu belli bir değerin altındaysa o zaman da farmakolojik tedavi dediğimiz ilaç tedavisine geçmek lazım. Burada baz tedavi olarak mutlaka kalsiyum ve D vitaminini vermek lazım. Yani günlük 1200 mg kalsiyum alması gerekiyor. Dışarıdan İnsanların, alacak değil mi? Artık peynirle sütle olacak bir şey değil. Peynirle sütle ortalama Türk diyeti yaklaşık 600-700 mg civarında kalsiyum içeriyor. Bunu 1200 mg'a tamamlamak lazım. Yani demek ki dışarıdan günde bir tane bir kalsiyum tableti alması gerekiyor. D vitamininin de günlük 600-800 ünite günde alınması gerekiyor. D vitamini için en iyi kaynak yaz aylarında özellikle güneşlenmek. Güneşe 15-20 dakika çıktığınızda elleriniz, yüzleriniz ve dirseklere kadar kollarınız açık olduğu vakit yeterli güneş ışınına maruz kalmış oluyorsunuz. Bunlar baz tedaviler ama şayet kırık için risk faktörü taşıyor iseniz ve hakikaten DEXA'daki değeriniz de -2.5'ın altında ise o zaman da işte bifosfonatlar dediğimiz ağızdan alınan bir takım ilaçlar var. Ya da serumla verilebilen, damardan verilebilen osteoporozu önleyici ilaçları kullanmak gerekiyor. Biraz önce dinleyicimiz Korse'den bahsetti. Korse'yi çok önermiyoruz açıkçası. Çünkü Korse dışarıdan yapay bir destek sağlıyor size. Onun yerine biz sırt adalelerini, sırt kaslarını güçlendirici egzersizleri tavsiye ediyoruz. Genel vücut sağlığı açısından. Peki ya hocam, siz ne zaman devreye giriyorsunuz? Yani fizik tedavi yöntemleri kemik erimesinin hangi aşamasında kullanılır? Osteoporoz için tabii osteoporoz taramayla bulunabilen bir hastalık. Açık söylemek gerekirse semptom veren, bulgu veren, belirti veren bir hastalık olmadığı için ancak kişinin bilinçli olmasıyla, annede babada kırık öyküsü varsa ya da kişi 40 yaşından önce düşük travmalı bir kırık geçirdiyse ya da osteoporoza yatkınlığı artıran hastalıkları varsa biz onlarda DEXA ölçümü yapıyoruz. DEXA erken tanı için çok önemli çünkü normal radyolojik grafilerle, direkt filmlerle osteoporoza tanı konduğu zaman çok gecikmiş oluyor. Erken tanı için mutlaka DEXA çekilmesi lazım. DEXA'da -2.5'un altında bir değere rastlıyor isek o zaman ona önce farmakolojik tedavi veriyoruz. Yanı sıra eş zamanlı olarak da fizik tedavi rehabilitasyon yöntemleri dediğimiz egzersiz tedavisi yapıyoruz. Elektroterapinin, yani halkın anladığı anlamda fizik tedavi yöntemlerinin osteoporoz tedavisinde bir yeri yok. Hocam o zaman geçelim romatizmaya, eğer bu konu hakkında ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa. Osteoporoz için şunu söylemek lazım. Osteoporoz da aynı kanser gibi düşünün. Yani geç kalmaktan korkmak lazım. Yoksa erken tanıyla, erken tedaviyle osteoporozu önlemek mümkün. Osteoporoz önlenebilir bir hastalıktır.
Çocukluk çağından itibaren yeterli ve dengeli beslenme, uygun hareketlerin yapılması, sedanter yaşamdan yani çok rahat yaşamdan, istirahatte olan bir yaşamdan kaçınılması, alkolden, sigaradan, aşırı kafeinden uzak tutulması osteoporozu önlemede çok önemli faktörlerdendir. Şayet erken tanı konulur ise de farmakolojik tedavi yöntemleri tedavisiyle, egzersiz tedavisiyle üstesinden gelinebilir bir hastalıktır osteoporoz. Hocam romatizma acaba nedir? Kaç çeşit romatizma vardır? Çok çeşit romatizma var değil mi? Romatizma çok haklısınız. Çok genel bir terim, bir şemsiye terim. 170'den fazla tanımlı romatizmal hastalık vardır. Osteoporoz da bir romatizmal hastalıktır. Kireçlenme dediğimiz osteoartrit de bir romatizmal hastalıktır. Ya da sistemik lupus dediğimiz hastalık da bir romatizmal hastalıktır. Fibromiyalji dediğimiz gene kadınlarda çok sık görülen yumuşak doku romatizması da bir romatizmal hastalıktır. Ya da halk arasında iltihaplı eklem hastalığı olarak bilinen romatoid artrit de bir romatizmal hastalıktır. Aslında şöyle kabaca bir sınıflandırma yapıyoruz biz. İltihaplı romatizmalar ve? Ki prototipi, örnek tipi romatoid artrittir ve iltihapsız olanlar, onlara da örnek olarak diyoruz ki kireçlenmeler, disk kireçlenmesi, omurga kireçlenmesi, bunlar da iltihapsız olan romatizmalara bir örnek olarak verilebilir. Biz bu bölümde iltihaplı romatizmayı konuşacağız değil mi hocam? Evet. Toplumda sık görülür mü? Romatoid artritte artrit iltihaplı eklem romatizmaları arasında en sık görülen hastalıktır. Toplumda bulunma sıklığı %0.5 ile %1 arasında değişir. Türk toplumunda, Türkiye toplumunda %0.5 olarak bulunmuş. Dolayısıyla nüfusumuzu 80 milyon olarak hesap ettiğimize göre demek ki 350-400 bin civarında romatoid artritli hasta yaşıyor Türkiye'de. Ama biz bunların ne kadarına tedavi veriyoruz ya da ne kadarına ulaşabiliyoruz derseniz maalesef o rakam çok daha düşük. Çünkü hastalarımız maalesef hastaneye başvurmakta gecikiyorlar. İşte ağrı kesicilerle ya da kortikosteroid dediğimiz kortizon türevi ilaçlarla hastalığın tedavi edilmeye çalışıldığını maalesef çok sık olarak rastlıyoruz. Halbuki romatoid artrit sakatlıkla seyreden bir hastalıktır. Yani 10 yıl içinde hastaların yaklaşık %75'inde iş özürü, iş sakatlığı, fonksiyonel disabilite gelişir. Dolayısıyla toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Ölüm riskinin arttığı bir hastalıktır. Normal popülasyona, normal nüfusa göre 2-3 misli daha fazla ölüm riski vardır. Ayrıca beklenen yaşam süresi de kimi çalışmalara göre 3 ila 17 yıl, kimi çalışmalara göre de 5 ila 10 yıl daha kısadır romatoid artritli hastalarda. Peki neden olur hocam? Tamamen genetik bir hastalık mıdır? Tamamen genetik bir hastalık değildir ama genetik komponenti, genetik bileşeni çok fazla olan bir hastalıktır. Romatoid artritte genetik yük %60 civarındadır. %40 civarında da çevresel etmenler dediğimiz, en başta sigarayı saymak lazım yine bu arada. Sigara romatoid artritin hem oluşumunda hem de hastalığın gelişiminde, ilerlemesinde son derece önemli bir risk faktörü olarak karşımıza gelir. Sadece romatoid artritte değil, ankilozan spondilit dediğimiz, yine halk arasında bilinen adıyla omurga romatizmasında da, omurgayı böyle bükücü tarzda öne doğru eğen bir hastalıktır ankilozan spondilit. Orada da mesela sigara içimi hastalığın ilerlemesinde, kamburlaşmanın ortaya çıkmasında son derece önemli bir risk faktörüdür. Biraz önce genetikten bahsettiniz. Ankilozan spondilit örneğin genetik yük %90 civarındadır. Çok önemlidir. Ama bu şu anlama gelmez. Her ankilozan spondilitli hastanın çocuğu ya da her romatoid artritli hastanın çocuğu romatoid artrit ya da ankilozan spondilit olacak anlamına gelmez. Genetik faktörler yatkınlığı belirler ama hastalığın ortaya çıkması için mutlaka çevresel etmenlerin de devreye girmesi gerekir. Sigarayı bırakalım dediniz hocam. Başka neler yapalım önlemek adına? Önlemek adına açıkçası çevresel faktörlerde sigaranın ötesinde çok bildiğimiz, kesin olarak emin olduğumuz faktörler yok. Ama sigaranın bırakılması genel vücut sağlığı açısından, hastalığın ilerlemesinin durdurulması açısından son derece önem arz ediyor. Romatoid artritte de erken tanı son derece önemli. Hasta nasıl gelir? Hasta eklemlerinde ağrıyla gelir, yakınmalarla gelir. Sabah tutukluğu, sabah katılığı dediğimiz, sabah eklemlerini, ellerini özellikle, çünkü romatoid artrit sıklıkla ellerin ve ayakların küçük eklemlerini tutar. Örneğin ellerin şu eklemlerini, metakarpofalangeal dediğimiz, şu orta boğumları, proksimal interfalangeal dediğimiz eklemleri tutar. Yani ellerde ağrı mı olur? Ellerde ağrı olur ve tutukluk olur. Yani hasta sabah kalktığı zaman elini böyle açmakta, kapamakta, çatalı bıçağı tutmakta, kahvaltıyı etmekte
güçlükle yapar bunları ve bu sabah tutukluğunun süresi önemlidir. Örneğin 1 saat, 2 saat ya da öğlene kadar sürebilir. Bu sabah katılığı, sabah sertliği ya da sabah tutukluğu ne kadar uzun sürüyorsa ve ne kadar şiddetli ise, hastanın rahatını ne kadar kaçırıyorsa eklem iltihabı aslında o kadar şiddetlidir. İlerlemiş demek midir bu noktaya gelen hasta? İlerlemiş demek değil ama iltihabın şiddetini gösteren bir bulgudur. Şayet hastalarımızda bu tür bulgular var ise, sabah katılığı, sabah tutuluğu, eklemlerde şişme, hareket ettirmekte güçlük gibi bulgular varsa hiç vakit yitirmeden mutlaka bir fizik tedavi, rehabilitasyon ya da romatoloji uzmanına başvurmaları gerekir. Çünkü romatoid artritte en önemli tanı yöntemi klinik muayene ve öyküdür. Laboratuvar bunu destekleyicidir. Yani halkın çok önem verdiği işte aman sedimentasyonum yükselmiş, CRP'm yükselmiş gibi laboratuvar tetkikleri hastalığı sadece destekler nitelikte bulgulardır. Ayrıca romatoid artritin erken dönemlerinde bu saydığım iltihap parametreleri, laboratuvar yöntemleri hastaların yaklaşık yarısında negatiftir. Yani laboratuvar henüz bulgu vermez. Ama hasta bu bulguları, bu şikayetlerini hekime anlatırsa ve klinik muayenede hekim buraları muayene ettiği zaman basmakla hassasiyet buluyorsa, hareket ettirmekte güçlükle karşılaşıyor ise o zaman uygun laboratuvar yöntemleriyle, uygun radyolojik yöntemlerle hastalığa tanıyı erken dönemde koyabilir ve son dönemde ortaya çıkan, tedavide ortaya çıkan yeni gelişmelerle birlikte romatoid artritte hastaların çok önemli bir bölümünde remisyon dediğimiz klinik şifa elde etmek mümkündür. Ama öncesinde mutlaka tabii ki tanının konulması gerekir. Tedaviye geleceğiz hocam ama sokağa kulak vereceğiz. Şimdi söz sizde. Romatizmal hastalığınız var mı? Ya evet, öyle bir şüphem var galiba. Gidince bir test yaptıracağım. Eklem romatizması genetik, evet, babadan geçen bir şey olduğunu biliyorum. Bununla ilgili bir şüphelerim var bu ara. Nemli ortamlara gittiğim zaman parmaklarımın buralarında bir ağrı hissediyorum. Gidince bir test yaptıracağım. Evet, olabilir. Hayır, yok benim. Hayır, yok. Pek az. Yok. Yok. Benim yok. Daha çok kadınlarda mı yoksa erkeklerde mi görülür hocam? Romatoid artrit 3 kadına karşılık bir erkekte görülür. Özellikle 35-40 yaşlarında ortaya çıkar. Yani üreme çağında, kadının üretken olduğu dönemde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu kadın erkek oranı ileri yaşlarda eşitlenir. Yani menopoz sonrası dönemde 60 yaşından sonra 70'li yaşlara doğru kadın erkek oranı eşitlenir. Burada da gene kadın hormonlarının, seks hormonlarının bir rolü olduğu üzerinde düşünülüyor. Dolayısıyla kadın hasta, el eklemlerinin tutulduğu bir hasta, hekim için her zaman akılda şu tanı vardır. Bu acaba romatoid artrit olabilir mi diye bir tanı vardır. İlla romatoid artritin adını adlı adınca koymak gerekmez. Şayet eklem tutulumu varsa, eklemlerinde hassasiyet varsa, sabah tutukluğu var ise biz onu romatoid artrit gibi alırız. Çünkü erken tanı önemlidir dedik. Gecikmek son derece zararlıdır. Çünkü tanı ne kadar gecikirse, tedavi ne kadar göçlenme bırakılırsa hastalığı geriye döndürmek o kadar imkansızdır. Çünkü deformiteyle seyreden bir hastalıktır. Ellerde böyle yamulmalar olur, parmaklarda bükülmeler meydana artık gelir. Artık açamaz mı elini? Açamaz ve şöyle pençe parmaklar olabilir ya da böyle el bileğinden itibaren el dışarı doğru kaymalar, bükülmeler meydana gelir. El fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremez. Bu fonksiyonel disabilite oluştuktan sonra bunu geriye döndürmek mümkün değildir. Dolayısıyla disabilite, yani sakatlık oluşmadan önce romatoid artrit tanısının konulup mutlaka tedavisinin başlanması gerekir. Tedavide oluşan yeniliklerle, gelişmelerle romatoid artrit hastalarının çok önemli bir bölümünde klinik şifa elde etmek mümkündür. Hastalar genellikle şunu sorarlar, ilaca başlarsınız, hakikaten çok güçlü ilaçlar çıktı, biyolojik ajanlar dediğimiz hastalığın nedenlerine, daha doğrusu oluş mekanizmalarını kökünden kesmeye yönelik yeni ilaçlar kullanıyoruz artık romatoid artritin tedavisinde. Hastaya bu ilaçları verdiğiniz zaman hemen şikayetleri geriler, laboratuvar değerleri normalleşir. Bir müddet sonra hasta der ki, ben bu ilaçları ne kadar kullanacağım, ömür boyu mu kullanacağım? Biz de onlara genellikle şunu deriz. Hipertansiyon hastası olduğunu düşün ya da diyabet hastası, şeker hastası olduğunu düşün. Nasıl ki rejimine dikkat edersen, gıdana, yemene, içmene, hareketlerine dikkat edersen, şeker ilaçlarını zamanında alırsan ya da tansiyon ilaçlarını zamanında alırsan normal bir yaşam sürdürebiliyorsun. Romatizmayı da iltihaplı eklem romatizmasında öyle düşünmek lazım. Yaşam şartlarına dikkat ederse, çok zorlayıcı hareketlerden kaçınır ise,
İlaçlarını düzgün düzenli olarak alır ise sakatlık gelişmeden gayet rahat olarak ömürlerini sürdürebilirler, devam edebilirler, yaşam konforları düzelir. Peki hocam, hamilelikle romatoid artrit arasında bir ilişki var mı ve hamilelik döneminde bu ilaçlar kullanılabiliyor mu acaba? Evet, şimdi romatoid artrit hamilelikte genellikle remisyona giren bir hastalıktır. Yani hastalık iyileşir o kadın hormonlarının, seks hormonlarının etkisiyle iltihap geri çekilir yani. Geri çekilir yani, sessiz bir döneme. Tam olarak ortadan kalkmaz ama geri çekilir. Hastalık bir nevi sessiz döneme girmiş olur. Hamilelikten sonra, yani doğumdan sonra tekrar alevlenir. Bu bahsettiğim ilaçların bir bölümü, bu biyolojik ajanlar hamilelikte de emniyetle kullanılabilen ilaçlar sınıfındandır. Hekim gerekli görür ise hastanın sağlığı açısından, eklem sağlığı açısından, sadece eklem sağlığı açısından değil tabi, aslında romatoid artrit de romatizmal hastalıklar sistemik hastalıklardır. Sadece kemik eklemde hassasiyet ya da deformite yapmazlar. Aynı zamanda akciğerleri tutabilirler, böbrekleri tutabilirler, beyin zarlarını tutabilirler. Dolayısıyla bunların hepsi komple değerlendirilir. Ondan sonra bir tedavi kararı verilir. Hekim bunu hastasıyla konuşarak hangi dönemde hangi ilaçları kullanmak, hangi dozda kullanmak gerektiğini hastasına ifade eder. Bu arada kortizon da kullanılabilir. Halkımızda böyle çok gereksiz bir kortizon korkusu var. Da vardır. Doğru. Şöyle diyorum ben, her ilaç kullanılabilir. Doğru hastada uygun dozlarda kullanılmak şartıyla. Şöyle de bir örnek veriyorum. Kortizon kötü bir ilaç olsaydı bulana Nobel ödülü vermezlerdi herhalde. Doğru. Hakikaten kortizonu tedavilerde kullanılmazdı zaten. Tabii ki yani mi? Kullanılıyor ama dediğim gibi doğru hastada uygun dozlarda kullanmak şartıyla. Peki medikal tedavinin dışında başka ne tür tedavi alternatifleriniz var hocam? Medikal tedavinin dışında farmakolojik tedavi diyoruz bunlara. İşte romatoid artritte de öyle, ankilozan spondilitte de öyle, çok değinmedik ama mesela sedefe bağlı bir romatizma çeşidi de var. Biliyorsunuz sedef hastalığı da çok yaygın olarak görülen bir cilt hastalığıdır. Dermatolojik hastalıktır ama sedefe bağlı romatizma da vardır. Sedefe bağlı romatizma da gene el eklemlerini, el bileklerini, dizleri, dirsekleri tutan bir romatizma çeşididir. Bunların hepsinde farmakolojik tedavi dediğimiz ilaç tedavisi var. Ama aynı zamanda eklem hareketlerini düzenleyen egzersiz tedavileri de var. Hocam, bu saydığım hastalıklara birçok önemli, sıcak tedavi iyi gelmez. Değil mi? Kaplıcalar iyi gelir diye bir anlayış kaplıcalar vardır. Kaplıcalar iyi gelmez. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İltihaplı eklem hastalıklarında sıcak tedaviler, kaplıca tedavileri iyi sonuç vermez. Gittiğinizde belki yüzeysel bir rahatlama hissedebilirsiniz. Birkaç gün, birkaç hafta süren ama sonrasında hastalık alevlenir, şiddetlenir, eklem yıkımı artar. Kaplıcanın iyi geldiği romatizmal hastalıklar yok mudur? Vardır. Onlar da başta ifade etmeye çalıştığım iltihapsız olanlar. Örneğin eklem kireçlenmeleri, yumuşak doku romatizmaları, bunlara kaplıca tedavisi iyi gelir. Ayırt etmek lazım. Evet, şayet bir eklem hastalığına sıcak kötü geliyorsa bilin ki o eklem hastalığı iltihaplıdır. Çünkü iltihap sıcağı sevmez. Hocam, Çorum'a gideceğiz. Mevlüde Hanım'ın size sorusu var. Günaydın Mevlüde Hanım. Günaydın. Geçmiş olsun. Buyurun dinleyelim sorunuzu. Yüksek sesle sorun. Hocama benim bir sorum var. Ben doğuma gittim. Buyurun. Kanal daralması var dedi. İlaçlarımı kullandım. Hiç faydasını göremedim. Kalçam bizim üstüne bir ağrı giriyor, kalçamın içine giriyor. 10 adım 15 adım attığımda yürüyemez hale geliyor. 3 kere doktora gittim, hiç çare bulamadım hocam. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi hastamızın bahsettiği dar kanal, bir önceki konuşmacımızın, ortopedi uzmanımızın bahsettiği konu. Dar kanal özellikle lomber bölgede, yani bel bölgesinde medial spinalis'in, omuriliğin geçtiği kanalın çapının daralması sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Hastalarda bel ağrısı, kalçalara vuran bir bel ağrısı ama asıl önemlisi yürüme mesafesinin azalması. Yani hasta başlangıçta diyelim ki 1 kilometre yürüyebiliyorsa, 500 metre yürüyebiliyorsa, kanal çapının daralmasıyla birlikte, oradaki sinirlerin sıkışmaya maruz kalmasıyla birlikte giderek bu yürüme mesafesi azalmaya başlar. Hasta bir müddet yürür, daha sonra oturmak zorunda kalır ya da öne eğilmek zorunda kalır. Çünkü oturunca ya da öne eğilince kanalın çapı genişleyeceği için nispi bir rahatlama durur. Şayet bu hastamız fizik tedaviden ya da ilaç tedavisinden yeteri oranda istifade edemediyse, ağrıları geçmiyorsa, yürüme mesafesi giderek kısalıyorsa, artık orada yapılacak şey cerrahi yöntemle kanalın genişletilmesi cihetine başvurmaktır. Anladığım kadarıyla ilaç tedavisinden hiç fayda görmeyen bir hasta, ağrısının devam eden bir hasta,
kalçalarında ağrı olan bir hasta ve yürüme mesafesinin kısaldığı bir hasta. Dolayısıyla şayet bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanına giderse onun egzersiz kapasitesini ölçecektir, hareketlerine bakacaktır. Fizik tedaviye uygunsa fizik tedavi verecektir hastaya. Uygun değilse o zaman diyecektir ki nöroşirurjiye ya da ortopediye başvurarak kanalda dekompresyon ameliyatının yapılması gerekecektir. Tamam mı Mevlüt Hanım? Tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. İyi yayınlar, sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam şimdi bir izleyicimiz de der ki ben 17 yaşındayım ve iltihaplı eklem romatizması var. Tedavi oluyordum, çok kilo aldım ilaçlardan dolayı. Ben de bıraktım. 1,5 yıldır kullanmıyorum artık. Sonucu ne olabilir? Yardım edin lütfen der. Bu kadar genç yaşta da görebiliyor mu hocam? İlaçlarını bırakmakla çok iyi bir şey yapmamış hastamız. Genç yaşlarda da görülebilir. 16 yaşından önce başlıyorsa bir romatizmal hastalık onlara juvenil artritler diyoruz. Yani çocukluk çağı romatizmaları diyoruz. Onlarda da aynı erişkinler gibi iltihaplı eklem romatizması olabilir, iltihaplı omurga romatizması olabilir, sedefe bağlı romatizmal hastalıklar olabilir. Bunların hepsi bir şemsiye terim altında, başlık altında juvenil idiopatik artrit dediğimiz yani çocukluk çağı iltihaplı eklem hastalıkları başlığı altında toplanılır. Kilo aldırır mı bu ilaçlar? Kullanılan ilaçlar muhtemelen steroid, kortizon kullanılmıştır hastamızda. Ona bağlı olarak kilo almalar görülebilir. Ben hep şöyle diyorum, hastalar ilaçların tabii yan etkilerinden çok korkuyorlar haklı olarak. Ama ilacı kesildiği zaman da hastalıkta bir ilerleme meydana gelir. İlacın yan etkisinden korkuyorsunuz ama hastalığın da bir yan etkisi var. Hastalık ilerliyor ve maalesef hastalık ilerlediği zaman onu geriye döndürme şansınız olmaz. İlaçların yan etkileriyle doktorlar baş edebilirler. Bunun için elimizde imkanlar var. Dozlarını ayarlayabilirsiniz. İlave yöntemler kullanabilirsiniz. Daha uygun tedavi şemaları, tedavi stratejileri geliştirebilirsiniz. Ama bunun için mutlaka hastamızın bir uzman hekime başvurması gerekir. Çünkü bu hastalıklar, konuşmamın başında da belirtmeye çalıştım. Bunlar immün sistem hastalıklarıdır. Bağışıklık sisteminin hastalıklarıdır. Biz burada maalesef nedene yönelik bir tedavi yapamıyoruz. Yani hastalığı böyle kökünden kesecek, ortadan kaldıracak bir tedavi yapamıyoruz. Çünkü otoimmün hastalıklar, yani vücudun bağışıklık sistemi yanlış bir şekilde sizin kendi organlarınızı tahrip etmeye başlıyor. Ama hastalığın oluş mekanizmalarını daha iyi anladık son dönemlerde ve bu oluş mekanizmalarını etki edecek ilaçlar kullanmaya başlıyoruz. Bunlarla kişinin ne yapıyoruz? Yaşam kalitesini düzeltiyoruz. Yani romatizmalı bir hasta, romatizması olmayan bir insan gibi rahat işine gücüne gidebiliyor, çoluğunu çocuğunu sevebiliyor, yemeğini, banyosunu, kişisel hijyenini yapabilir hale geliyor. Hastalığın ilerlemesini durduruyorsunuz. Ama ilaçları ortadan kaldırdığınız vakit, tedaviyi kestiğiniz vakit bir müddet sonra hastalık aktivitesi tekrar geri gelmeye başlıyor. Ve her seferinde böyle ilacı kesip bırakırsanız bu sefer de ilaca karşı direnç gelişmeye başlıyor. O kullandığınız çok etkili ilaçlar o hastada maalesef etmemeye başlıyor. Bu sefer de ya çok daha yüksek dozlara çıkmak zorunda kalıyorsunuz ya da kombinasyon tedavileri dediğimiz yanına bir sürü başka ilaç eklemek durumunda kalıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbetti. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Efendim stüdyomuzda Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Ömer Kuru vardı ve noktalıyoruz birlikte programı. Yarın yine aynı saatte başka uzman konuklarla yeniden karşınızda olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın. Hoşça kalın.